İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir konuşmasak olmaz programından daha merhaba. Bu akşam iki konuyu ele alacağız. Bunlardan ilki Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Hiranur davası. Hiranur Vakfı'nda HKG kod adlı, HKG adlı genç kadının 6 yaşından itibaren dini nikahla evlendirildiği Kadir İstekli tarafından tecavüze uğramasına ilişkin skandalın Detaylarını tartışacağız. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda yaptığı açıklamada 12 ile 15 yaş arasında yaşındaki evlilikleri kabul edilemeyeceğini, bu olayın ise, HKG olayın ise tam bir facia olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti. Dün Emin Erdoğan tweet atmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın üzerinden 9 gün geçtikten sonra ilk kez, açıklama yapmış oldu. Bu konuyu ele alacağız. E ardından ikinci konumuza geçeceğiz. İkinci konumuz ise başörtüsü ve aile düzenlemesine ilişkin muhalefetin tavrı ne olacak? İyi Parti her iki maddeye de evet deme kararı aldı. Ancak CHP suskun. Bakalım altılı masada nasıl bir tutum benimsenecek. Hemen ilk konumuza geçelim Kadir abi. Cumhurbaşkanının son dakika demecini de sana ifade ettim. Ama artık bundan sonra bu olayın hikayesini ve oluş biçimini tartışmıyoruz. Bu olayın hukuki gereklerini ve olması gereken sonuçlarını tartışıyoruz diye düşünüyorum. Bunlardan ilki de halen neden tutuklama yok sorusu olsa gerek söz sende. Teşekkür ederim. Bu arada Teşekkür. özür dilerim. Hiç konuşmadık bu programı. Dolayısıyla sen bir yani bir Bilanço da çıkarabilirsin. Ama şimdi bilanço Hı. çıkardığımız zaman bayağı bir süreden kaybedeceğiz. Kuşkusuz. Türkiye bunu günlerdir tartışıyor. Evet. Ve Halk TV izleyicileri de bu konuda bence yeterince bilgilendiler. Çünkü son programı çarşamba Timur günü Timur Soykan, Soykan'dan başlayarak değil mi? Evet, Timur, evet. Timur da, Soykan da televizyonda ilk kez bunu da açıkladı. Ondan sonra da hemen bütün programların ana konusu bu oldu. Evet. Dolayısıyla ben tekrar konu neydi diye bir... Beş dakika, 10 dakika kaybetmek istemiyorum açıkçası. Şöyle ki, madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başladık, benim bir sorum olacak. Ortaya soruyorum tabii ki. Zor olmasın. Zor bir soru aslında. Tabii <laughs> zor bir soru. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan senin dediğin gibi olayın başlangıcından bugüne, Türkiye bununla çalkalanıyor, bu hadiseyle çalkalanıyor ve bu kez iktidar yayın yasağı falan da koyamadı buna. Yani hep hep böyle siyasi çıkarlarına zarar veren hadiseler karşısında ilk refleksleri yayın yasağı getirmek olan iktidar bu kez yayın yasağı getiremedi ve bu konuyu yönetemiyor. Yönetemediği de her hı hı. halinden belli ben bir soru atacağım ortaya bu cevabı olmayan bir soru. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın facia nitelemesinden devam edeceğim. Hı. Şimdi çünkü kendi tabiriyle yani hani güzel ...yerinde bir tanım yaptı. Belki de... ...tartışmamız açısından da... ...güzel bir orta yaptı bize. Futbol evet. tabirlerini seviyor ya... faciadır dedi ya. Dolayısıyla şimdi ben... ...10 Aralık'ta yapmış olduğu bir... ...kuruluştan bugüne hep birlikte... ...2023'e diye bir programda yaptık... ...konuşmada. Şunu diyor... ...ant parantez... ...buna da değinmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de bu milletin AK Parti'den iradeyi alıp... ...size yani muhalefete... Hı vereceğini mi zannediyorsunuz hani dedikten hemen sonra yani bu da bu da ne demek yani neticede bütün kamuoyu yoklamaların bileşkesi yüzde otuz gösteriyor AKP'yi yani demek ki millet çoktan kararını vermiş iradeyi AKP'den alıp muhalefete vermek hususunda neyi değiştireceksiniz nasıl değiştireceksiniz ayrı mesele şimdi ondan sonra diyor ki Altılı Masa'nın her sun iyi yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyaseten tasfiye olacağı kesindir gibi çok büyük, çok iddialı sözler ettikten sonra özellikle sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı karesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz derken ben merak ediyorum sahte gündem derken neyi kastediyordu Cumhurbaşkanı? Bunu bilemeyeceğiz kafasında ne vardı iki gün önce. Bunu mu kastediyordu? sahte gündem diye. Şimdi iki gün sonra çünkü gündemde sadece bu vardı. İki gün önce de bu konuşuluyordu. Cumhurbaşkanının ısrarla susmak sustuğu bir e, konu bu hı hı. ve Cumhurbaşkanı birçok kez konuştu. Samsun'da konuşmalar yaptı, başka yerde konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı seçim kampanyası yürütüyor ve her vesileyle konuşma yapıyor. Bir, bir dolu önemsiz meseleye atlıyor. Evet tabii tabii ve ve hep aslında pek pek çok şeyi tekrar ediyor sürekli ama bu konuya hiç değinmedi. Bu bir facia. Madem bu bir facia o zaman neden gereğini yapmadınız? Şimdi mi? Yani siyasi bir faciaya dönüşüyor diye mi AKP açısından ve iktidar açısından bu bir facia nitelemesini yapıyorsunuz? Bu bir facia ise bu bir facia HKG yani kısaldığının kısaltması adını vermiyoruz. HKG'nin e, ses kayıtlarıyla desteklediği iddiası üzerine açılan dava neden 5 ay sonra görülmeye başlayacak? 22 Mayıs. 22 Mayıs 2023. Peki neden her tweet atanı içeri alıyorsunuz? Yani suç delillerini tweet atanı, tweet retweet yapanı işte yurt dışına çıkışını yasaklıyorsunuz kaçar diye ya da buna benzer şeyler. Çok kolay. Hemen ilk aklınıza gelen şey tutuklama. Tutuklamayı çalıştırmak. Neden? O zaman da gerekçeler belli. E, suçlamanın ağırlığı, efendim kaçma, kaçma şüphesi, şüphesi, delilleri karartma şüphesi. Burada üçü de var. Delil en büyük delil zaten e, kurbanın kendisi. Ondan sonra kaçma şüphesi olmaz mı? Ağır çok ağır cezalık suç. Ya bu suç, bu suç. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, sözde Tarik, sözde veya neyse, tarikat şeyhi. Sözde değil, sözde gayet değil. net yani. yani ta kendisi. Ta kendisi. Evet. E Fatma Gümüşel, anne bir de Kadir İstekli de şey damat tecavüzcü Damat. Damat ve veliaht ve veliyat. Şimdi bunların delilleri karartma şüphesi yok mu size göre? Bunların kaçma şüphesi yok mu size göre? Bunlar suçlamalar yeterince ağır değil mi? Neden tutuklamıyorsunuz? Aynı soru. Yani bizim bu programda bu konuyu gündeme alırken senin de sordun. O sorunun peşinden gidiyoruz. Neden tutuklamıyorsunuz? Neden her siyasi eleş ağır siyasi eleştirilere hakaret diyerek tutuklama yoluna gidiyorsunuz? Yani ve e, bu kadar sık kullanıyorsunuz bu MESS'yi. Sayısız örnek verebilirim. Seyircilerimize bunun sayısız örneğini zaten hatırlayacaklardır. E, ama bunun cevabını ben vereyim neden bunu yapmadıklarını benim cevabım. Çünkü gerçekten devlet devlet olma özelliğini yitirdi Türkiye'de. Devlet kurumsal, devletin kurumsal yapısı çöktü. Ve bunun çöküşünün nedeni de bu iktidarın ta en başından itibaren girdiği tuhaf, girift, kapalı, tarifi imkansız, yasalarda karşılığı olmayan, hesap verebilirliği olmayan koalisyonlar. Önce Fethullahçı cemaatle yaptılar bunu. Devlet muazzam bir yara aldı. Devletin kurumları yargı en başta, ordu, yargı, emniyet, üniversiteler her yer. Ondan sonra da Fetullahçılarla, Fetullahçılara da 2014'te itibaren fetö demeye başladılar yargı aracılığıyla, fetö terör örgütü ile yani Fetullahçı terör örgütü ile savaşta boşalan yeri bu sefer tarikatlarla doldurdular. Ve o yerler tarikatlarla doldurulduğu için bugün devlet, tek ki o kurumla, kurumsal işlerliğin çöküşü, o felç hali devam ediyor. Felç şöyle gelişiyor: bir hassas gibi görülen konuda bürokratlar, yargı mensupları talimat gelmeden iş yapmıyorlar. Resen hiçbir şey yapmıyorlar. Yani görevlerinin tanımının onlara yüklediği, onları sorumlu kıldığı herhangi bir hususta talimat gelmedikçe harekete geçmiyorlar. Bu tam bir felç olma halidir. Devlet çalışmıyor bu noktada. Yargı da devletin bir parçası, ayrılmaz parçası. Devlet gücünün erkin, yargı erki diyoruz boşuna değil. Yani e, ve tarikatlar burada yine denetlenemeyen, kontrol edilemeyen bir siyasi güce dönüştü, ekonomik güce dönüştü. Ve iktidarın bugün seçimleri kaybetme ihtimali ayan beyan ortada çok güçlü bir ihtimal. Kazanmasından çok daha güçlü bir ihtimal olduğu için de ve bu iktidar ve bu iktidar çok koyu, mutasıp, aşırı muhafazakar bir tabana yaslandığı için son raddede, sondaki son son geldiği son aşamada e, hareketsiz Hal halde. Yani bir yerden tepelerden emir bekliyor. Şimdi faciadır dediği için bakalım buradan yargıya bir mesaj gidecek mi? Facia o zaman gereği yapılacak mı? Şimdi yargı siyasallaştı. Bütün bunların nedeni yargı yargı artık adalet üretemez hale geldi. Yargı siyaset üretiyor ve siyasetin ürettiği kararları yargı sallaştırıyor. Laiklik filan yok edildi Türkiye'de. Zaten laiklik yok edilmeseydi bunlar olmayacaktı bütün bunlar. Niye Türkiye'nin gündeminde bu kadar yaygın bir konu oluyor bu tarikat ve cemaat bağlantılı yerlerde çocuklara tecavüz. Bir de bu çocuk istismarı diye bir ifade kullanılıyor ya. Yani aslında tecavüz. Tecavüz, o. tecavüz ya tecavüz o. Başka öyle. bir şey değil ki. Bu bir cinsel saldırı. Bu çok ağır bir suç. İstismar diye hafifletiliyor. yani cinayetten sonra işkence ve yani işkence ve tecavüzdür en ağır suçlar yani öldürmemek yani ad, bu da yaralamak gibi, bu da yaralamaktır neticede. ve işte toplam son 16 yılda elimde diken kompterieni yaptığı bir derleme var 16 yılda en az 15 vaka var tabi bu yargıya yansıyan vakalar bunlar ve 47 çocuğa tecavüz edilmiş tarikat ve cemaat bağlantılı yurtlar, okullar her neyse işte. Yani ve ve ilginç olan, ilginç olan bir şey özellikle 2015-2016'dan itibaren artmış bu vakalar. Çok ilginç. Yani iktidarın bu konunun Türkiye'deki siyasi siyasal değişimle ne kadar alakalı olduğunu gösteren bir istatistik bu olayların kronolojisi 2015 16 17 diye geliyoruz 2020'de artıyor ondan sonra işte 16 2019'da her yıl böyle vakalar var daha önce 2015'den önceki bir önceki vaka 2008'de ondan önce de yok yani kayıtlara geçen vaka birincisi yurt yurt işletmeciliği tarikatlara terk edildi. Tarikat yurtları her yerde pıtrak gibi bitiverdi. Tarikat yurtlarının sayısı artınca hem hani kendi içinde yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum ama risk de artmaya başladı. Bu olayların yaşanma riski de artmaya başladı. Sayı arttıkça bu geometrik bir şey. Aynı zamanda tarikatların iktidara verdiği destek Desteğin iktidar açısından önemi arttıkça, tarikat yurtları, işte cemaat okullarında okullar üzerindeki denetim azaldı. Birbirlerini yani denetlemiyorlar kesinlikle. Cezasızlık kültürü yerleşti ve e, ve işte neticede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın facia dediği noktaya geldik. Hı. Bu aslında Türkiye'de bir giderek güvenlik tehdidine dönüşüyor. Anayasanın amir hükmü Çocukları korumak, devletin görevidir ya çocukları korumak. Şimdi o konuya geleceğiz, ikinci konumuz, anayasal değişiklik evet. vesaire. Ilgili maddeler de var, ilgili 41. 41'de var. Devlet çocukları korumak için gerek tedbirleri alır. Siz önce, siz önce anayasanın size yüklediği o sorumluluğu amir hükmünü yerine getirin. Çocukları koruyun. Çocuklarını koruyamayan bir ülke çocuklarını koruyamayan bir ülkenin geleceği de olmaz, huzuru da olmaz, istikrarı da, istikrarı olmaz, güvenliği de olmaz. Ve bundan sonra gelecek olan iktidarın da acil konusudur bu. Acilen el konulması gereken bir konudur. Bu, bu konuya öncelikle el atılması gerekiyor. Ve bu açıdan da ben yani Muhalefetin bu konuda gösterdiği e, teyakkuzu da hem siyaseten hem ahlaken doğru buluyorum. Bitirdim. Evet. Şimdi <laughs> tabii Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden almak gerekiyor. Cumhurbaşkanı'nın sen az önce söyledin tam bir facia nitelemesini yaptı. Yani cümlesinde 13-14 yaşındaki evlilikler kabul edilemez diyor. Zaten bu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olan bir durum değil. Yasal olarak da bu kabul edilemez yani. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yasaya rağmen ben bunu kabul ediyorum deme ehliyetine de sahip değil doğrusu. Şimdi ben birkaç evrakı da atacağım arkadaşlarımıza çünkü bu evraklar ışığında anlatmak istiyorum. Birincisi facia, asıl facia burada. Elbette ki o diyor ki Cumhurbaşkanı hı hı. hele hele diyor daha küçük yaşlarda bir kız çocuğun istismar edilmesi tam bir facia diyor. Buna katılıyoruz. Kuşkusuz bu tam bir facia. Facia belki de Kadir abi bunu ifade etmeye de yetmeyebilir. Yani buna cinayet diyebiliriz, buna aklımıza gelen bütün saldırganlıkları ifade edebilecek her cümleyi ve insan erdemini ayaklar altına alabilecek her türlü sıfat yakıştırabiliriz. Ahlaksızlık diyebiliriz, şeref yoksunluğu diyebiliriz, barbarlık, gaddarlık diyebiliriz. Bunu ifade etmenin bence sınırı yok. Fakat burada tek yani kuşkusuz 6 yaşında bir çocuğun istismar edilmesi facia ama o vakitte bunu kolaylaştıranlar, bunun önünü açanlar 6 yaşından ta 20 yaşına kadar hayatının, HKG'nin hayatının birden çok aşamasında bunu görüp görmesi gerekip müdahale etmeyenler tecavüz edeninden daha maşal. Daha mı, aşağı, daha mı e, muteberdir? Bence en az o kadar. Büyük bir faciaya ortak oldular ve en az o kadar aşağılık işler yaptılar. Bir kere kızın ifadesinden, Hekigen'in ifadesinden anlıyoruz ki bu nikahı kıyan kızın babası Kadir abi, Kızın babası, bak kızın babası kıyıyor. Yani Yusuf Ziya Gümüşel kıyıyor. Yusuf Ziya Gümüşel, İsmail Ağa'nın halen bir kolu. Ee, İsmail Ağa'nın yakın zamanda hayatını kaybeden şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun halifelerinden biriydi. 2006 yılında gitti, Sancaktepe'de kendi Hiranur Vakfı'nı kurdu. Duyduğum kadarıyla son zamanlarda kendi şeyhliğini de ilan etmiş. Ee, hatta cemaat içerisinden duyduğum kadarıyla bazı müritlerine e, işte e, işkence, işkenceye varacak düzeyde muameleler de yapıyormuş. Hatta dediklerine göre hayvan gibi anırması gibi uygulamalar da yapılıyormuş. Bunu yakın zamanda duydum. Şimdi e, Yusuf Ziya Gümüşel e, Yusuf Ziya Gümüşel 2006 yılından bu yana Sancaktepe'de bir tür şehlik icra ediyor. Ve siyasilerden de iltifat görüyor. Kadir abi. Bu kişi bu kişi iltifat gören bu kişi 6 yaşındaki kızını tarikattan iki insanın şehadetinde kızından 23 yaş büyük olan müridiyle dinen nikahladı. Dinen nikahladı. Şimdi baba bu facianın asli sorumlusu değil midir Kadir abi? Tabii ki. Bu facianın asli sorumlusudur. İki en büyük sorumlusundan birinci baba, ikinci damat. Kadir istekli babasına rağmen veya ailesine rağmen yapmıyor ki bunu. Onun, onun rızasıyla yapıyor. Şimdi. Neticede. Aslı sorumlular bunlar. Peki bu nikaha 6 yaşında kızın kendisinden 23 yaş büyük müritle evlendirilmesine şehadet eden iki kişi ahlak yoksunu değiller midir? İki insan şereften yoksun değil mi midir Vicdandan da yoksunlar. Vicdandan da yoksun Aynı zamanda bir suça dolaylı ortak oldular. Siz neye şehadet ettiniz? Evet yani. Aklı bali irade sahibi her anlamda bütün melekeleriyle dünyayı kavramaya müsait bir insanın özgür iradesiyle başkasına evet demesine mi şehadet ettiniz? Yoksa dünyada halen daha anasının ve babasının korumasına muhtaç, kendi kararlarını alamayacak 6 yaşındaki bir çocuğun 23 yaş büyük bir çok ağır bir kelimeler de kullanıp yani kendi kendimi mahkum ettirmek de istemiyorum ama İnsani bütün erdemlerden yoksun bir adamın eline teslim etmesine şahadet teslim edilmesine şahadet ettiler. Ağır kelimeler kullanma sadece o kullanacağın kelimelerin tarifini ver. Evet. O evet. tarifi de ağır olacak. Buna şahadet ettiler. Olur. Buna şahadet ettiler. Siz böyle bir barbarlığa şahadet ettiniz. Suçlusunuz. Suçlusunuz. Bugün yargı sizinle ilgili işlemi yapmıyor olabilir ama elbette ki inanıyoruz. Sizinle de ilgili o defter açılır. Şimdi kızın ifadesini okurken öfke 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 doluydu. Ben mesela kızın ağabeyi ve e, kız kardeşlerini izledim. Aile yakınlarıdır. Ağladılar. Böyle bir şey olur mu? Biz bunu yapar mıyız dediler. Ağabey de ağladı. Sonra kızın ifadesine baktım ki tövbe estağfurullah. Kız dinle nikahlanmış. Bir gün sonra bir gün sonra onu alıp adamın yanına götüren aynı ağabeymiş. Yani insana ya bir insan insana güvenir başta kardeşim, insan insana inanır başta. İnsan olduğu için onun şu dünyada belli değerlere asgari sahip olduğuna inanırsın. Kardeşim sen bunu nasıl yaparsın ya? Peki bunun dinen, şimdi burada bütün bir aile bu insanlık dışı suçun içinde. Evet. Ve bunu, bunun karşılığını, bunun meşruiyetini dinde arıyorlar. Orada arıyorlar tabii, Referansını orada arıyorlar. Burada işte sözde buluyorlar. Tabii. Güya, buluyor. güya, güya. güya buluyorlar. Güya, ve Güya da... buluyorlar, suçlamıyorlar bu kaynaklar. tabii. Şimdi yani diyelim do ki... doğru doğru bir şey yaptı. Şimdi diyelim ki, diyelim ki oradaki abi de diyebilir ki ya ben de o yaşta çocuktum. Benim de benim de e, yani ceza ve ehliyetim yoktu, suç ehliyetim yoktu. E kardeşim, kız kız kardeşim bunu hatırlıyor. Demek ki sen de bilincindesin bu işin. Peki neden gidip numaradan ağlıyorsun? Neden sahte gözyaşları döküyorsun? Utanmıyor musun ya bu vaziyetten? Utanmıyor musun? Şimdi bu 12 yaşın Kadir abi kız 6 yaşındayken dinen nikahlandırılıyor. 2004 yılında. 6 yaşından 13-14 yaşına kadar İstanbul'da Sancaktepe'de, Sakarya'da, Sapanca'da gittiği Kur'an kurslarında onun bu kızla bu kızın kendisinden 20 23 yaş büyük bir insanla nikahlı olduğunu biliyor herkes. Ya biliyorlar. Kız kendisi bir hocaya söylüyor. Yakın çevresinde insanlar fark ediyorlar. Çünkü Kur'an kursunun içinde kızcağızı alıp 3 saat kendi odasında tutuyor. Ya şurada fotoğraflar da var. Şimdi fark ediyor. Fakat kimse gidip ihbar etmiyor. Kimse gidip söylemiyor. Bir telefonla arayıp ya burada böyle insanlık dışı bir suç işleniyor. Burada böyle bir cinayet işleniyor. Burada böyle bir çocuğun kanına girdiler demiyor. Deme gereği hissetmiyor. Çünkü bunun herhalde ilahi bir mesele olduğuna inanıyor. Suçlular. Bunu yapmayanlar da suçlular. Yargılama konusu olur mu bilmiyorum. Ama yani e, e, insanlık tahtında suçlular. Bir vicdan mahkemesinde müebbet ceza yerler. Şimdi 2012'de kız hastaneye gidiyor. Annesi ağzından kaçırıyor. Diyor ki benim kızım evli. 13-14 yaşında. Doktorlar gereğini yerine getiriyorlar. Diyorlar ki bu böyle olmaz. Savcılığa sevk edelim. Savcı ne diyor? Savcı nüfus hastaneden doğum raporu isteyeceğine kızın ve annesinin ağzına bakarak onların aslında ben 17 yaşındayım demesine sözde inanarak kızı hastaneye gönderiyor. Hastanede kızın yerine 14 yaşındaki kızın yerine 21 yaşındaki kadını sokuyorlar. Şimdi kardeşim ya sonra o rapor geliyor savcı takipsizlik kararı veriyor. Diyor ki 17 yaşın 14 yaşında görünmekle beraber 17 yaşındayım diyen kızın 21 yaşında olduğu ortaya çıktı. Sen de buna inandın mı ya? Ya sen de savcısın, sen de hukuk adamısın, sen de buna inandın mı? Sen de bu numarayı yedin mi? Ya tarikatın suç ortağısın ya da hukukçu değilsin. Bırak git kardeşim bu işi sen. Sen de buna inandın mı ya? Bir de baktım eski savcı insan utanıyor yaptığı işten yani. Kız diyor ki 14 yaş kızın kaydına göre 14 yaşında 13 10 14 yaşında da bir ay var. Yani bir ay geçmiş yani. 14 yaşında beyanla diyor ki ben 17 yaşındayım. Korkutmuşlar onu. Rapor geliyor 21 yaşında. Çünkü başkası girmiş yerine. Şimdi bu savcı orada oturacak mı kardeşim? Bu savcı orada oturmaya devam edecek. O da suçlu. O da suçlu. Kız o 6-7 yıllık zaman diliminde istismara uğramıştı. Bir 10 yıl daha uğramazdı en azından. Bu orada dururdu. Değil mi? Müdahale edilirdi. Bu Abdülkadir Kadir istekli denen sapkına bir dur denilirdi. Babasının kurduğu bu tezgaha bir tekme atılırdı. Yok. Orada da müdahale edilmedi. Kız başını alıp gidiyor. En son 2000 yılında işte oğlunu yanına alıp İzmir'e yerleşiyor. Ya Adalet Bakanı açık, a, a, Aile Bakanı açıkladı. Aile Bakanı diyor ki 4 Aralık 2020'de bize başvurdu. 8 Aralık 2020'de biz müessesemizi aldık. Tamam öyle kadar güzel. Gireğini yere getirmişsiniz. Kardeşim neden şikayetçi olmadınız siz? Yahu kadın bas bas bağırıyor. Elinde ses kayıtları var. Dört buçuk saat kaydetmiş ya. Kaydetmiş. Çünkü diyor ki başka türlü yakamı kurtaramazdım ben bu felaketten. Başka türlü canımı alıp gidemezdim diyor. Kaydetmiş sana... Ne yapsın ya? Kadir istekliği de tutuklayıp sana mı getirsin kadın daha? Ne yapacaktı? Babasıyla Kadir'i birbirine bağlayıp içeri mi atsın? Onu da mı yapsaymış yani? Aile Bakanı diyor ki biz diyor süreci izledik suç bulunmadık. Siz de suçlusunuz. Siz büyük suçlusunuz. İki senedir bak bu kızın Aralık 2020'den bugüne kadar ne kadar süre geçti? 23 ay. 2 yıl. Şu iki yılda Kadir istekli bir kıza daha istismarda bulunduysa o yurtta Yusuf Ziya'nın yurdunda bir başka çocuk daha bu şekilde rivayetle uyduruk hadisle evlendirildiyse bak siz de suçlusunuz. Büyük günahın içindesiniz. Şimdi gel gelelim dava açılıyor. Timur Soykan arkadaşımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Türk toplumuna büyük hizmet etti. Sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet etti. Kutluyorum. Murat Ağrı'yı kutluyorum. Şimdi bu dava açılıyor. Ya savcı talep ediyor. Savcı görevini yerine getiriyor. Talep ediyor. Tutuklansın diyor. Mahkeme tutuklamıyor. Ne bekliyorsun? Sayın hakim, bunu reddeden hakim size sesleniyorum. Sizin önünüze Gülşen'i getirseydi bırakacak mıydınız? Gülşen ne yapmıştı? İmam Hatiplilerle ilgili Mavra yapmıştı. Suç muydu? Değildi kardeşim. Cumhurbaşkanının okulunu okuduğu okullarla ilgili alay etmekten tutuklandı. Başka hiçbir suçu yok. Onu içeri attınız. Gülşen'i içeri attınız. Kaçma şüphesi var mı? Yok. Deliller yok etme ihtimali var mı? Yok. Zaten delil eski bir görüntü. Ya ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Kolivar'ı canlı yayında söylediği hadi canım sen de en çok hadi canım sen de denek cümleden ötür. İçeri attınız adamı ya. Senin önüne gelse sen de atacaktın. Korkuyorsun. Bunu niye tutuklamıyorsunuz? Yusuf Ziya Gümüşel'i niye tutuklamıyorsunuz? Kadir İstekli'yi niye tutuklamıyorsunuz? Kadir İstekli herhangi bir adam değil ki. Kadir İstekli, şeyhin sadece damadlı değil Kadir abi. Şeyhin aynı zamanda halifesi. Bak bu mesele, bu mesele. 6 yaşında kızın kocası olması meselesi değil tek başına. Şeyhin damadı olma kavgası, post kavgası bu. Bu yüzden evlendirdiler. Yani kız ifadesinde diyor ki beni sadece sen istemiyordun. Başkaları da istiyordu. 6 yaşında kızı kim ister Kadri abi? Kim niye ister? Onu istemiyorlar. Postu istiyorlar. Babasının damadı olmak istiyorlar. Tarikat. Tarikat aynı zamanda bir holding. O holdingin başına geçmek istiyorlar. O şeyhlik değil. O CEO'luk. CEO olmak istiyorlar. Müritler de müşteri. O müşterilerin hepsi ona aksın istiyorlar. Bu yüzden 6 yaşında kızla evleniyorlar. Yoksa 6 yaşında kızla kim niye evlensin? Bu arkada bu arkadaş tövbe. Bu kişi bu kişi o vakfın başkanıydı. Hiranur'un başkanı bu adam. Başkanı. Siz bu adamı bırakıyorsunuz evinde oturuyor şu an. Bak bu Hiranur. Hiranur Sancaktepe'de kaçak yerde faaliyet yürütüyor. Külliye kurmuş. Sancaktepe Belediyesi. Sen de suçlusun. Bak sen de suçlusun. Çünkü senin kaçak şekilde ruhsat verdiğin o yurtta kız ilk kez tecavüze uğradı. Orada uğradı. Bak sen de suçlusun kaçamazsın. Şimdi mahkeme dönüyoruz. Hakim tutuklamıyor. Ya tutuklamıyor. Kadir'i bırakmışlar. Kadir kaçabilir bu arada. Kadir kaçabilir. Babası, babası duruşmaya gelmeyecek biliyor musun Kadir abi? Duruşmaya gelmeyecek babası. Babasıyla annesi evden duruşmaya bağlanacaklar. Ya bu hukuk mu kardeşim? Utanmıyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Duruşmayı da vermişler 22 Mayıs'a. 22 Mayıs'a ölme şeyim ölme. 22 Mayıs'a kadar. Bu kız kaçırılsa beyan değiştirse ne olacak? Olabilir mi? Olabilir. Bu kız kaçırılabilir. Beyanını etki edebilir. Allah muhafaza bu kızın başına bir şey gelebilir. Çocuğuyla tehdit edilebilir. Öyle ya. Sen duruşmayı 22 Mayıs'a bırakıyorsun. Anneyi babayı da Sapanca'dan buraya çağırmıyorsun. Buna da dava diyorsun. Sonucuna da adalet dememizi bekliyorsun. Bir fotoğraf göstereceğim. Ece'ye attın fotoğrafı. Şimdi Cumhurbaşkanı facia diyor. Facia diyor. En sağda oturan yanlış bilmiyorsam Mustafa Ataş. Pardon. AK Parti bak burada diyor zaten Hiranur Vakfı. Kalkabilir miyim ayağa Kadir abi? Hiranur Vakfı oranın bu hala duruyor ha Hiranur Vakfı'nın sosyal medya adresinde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş. Mustafa Ataş. Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem bu eski başkan. Bu kim Kadir abi? Kadir mi? Bu, bu Kadir. Abdülkadir. <laughs> Kadir İstekli. Kadir İstek. Suçunuz yok mu kardeşim? Bak bu adam işte o. Ve bu adam şu an duruş tutuksuz. Tutuksuz yargılanıyor. Ya bir kere bir insan, bir insan evlendiğinde, kız resmen evlendiğinde, 14 yaşında evlendiğinde bu arada o 14 yaşındaki düğün töreninde olan herkes suçlu. Göz göre göre bu kız okula gönderilmemiş. Okula gönderilmemiş. Demek ki sahte, sahte diploma almışlar. Yahut bir milli eğitim okulu bağlamışlar müdürü. Okumuş gibi gösterip okula göndermemişler. Milli eğitim suçlu. Bu kız 14 yaşında Evlendirilmiş kardeşi, dayısı, herkes orada, yüzlerce kişi var. Hepsi suçlu. Belediye haber verilmemiş. Siz masum musunuz? Siz de değilsiniz. Siz de değilsiniz. Oturduğunuz yer kaçak. Şimdi bütün bunlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu facia. Evet, bu bir facia. Bak, bütün bu fotoğraflarla beraber facia. Facia'nın albümü var burada. Bu facia'nın sorumlularından biri de tarikatların ve cemaatlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir yasasını tanımayıp kendi yasalarını ve kendi hukuklarını iktidarın açtığı hoşgörü alanında uygulamasıdır bunun so. Bunun şu fotoğrafın sebebi odur. Şu fotoğrafın, bu ve benzeri fotoğrafların ve yaşadığımız bu karanlığın temel sorumlularından biri tarikatlara ve cemaatlere sonsuz bir siyasi hoşgörü alanı açarak onların hem yasa tanımazlıklarına göz yumulması hem de kendi yasalarını layık cumhuriyet içerisinde zorla hayata geçirmeleri. Dolayısıyla iktidar da siyaseten bu facianın sorumluları arasındadır. Şimdi pe pedofili aşağılık bir suçtur. Aynı zamanda hani sapkınlıktır çünkü neticede aklı baliği olmamış ve reşit olmamış savunmasız küçüklere yapılan cinsel saldırıdan söz ediyoruz. Evet Bunun ...bunun dinle izah edilmesi... Bireysel bir sapkınlık diyerek de tek, tekilleştirilmesi de aa, doğru değil. Şimdi bak, bunu dinle izah edilmesi, bunun dinle doğrulanmasını ben ilahiyatçılara bırakıyorum. Cemaatlere bırakıyorum, siyasal İslamcılara bırakıyorum. Onlar, onlar eğer sahip çıkmak istiyorlarsa buyursunlar sahip çıksınlar dinlerine önce, diyanetlerine. Bu korkunç bir durum ve burada kolektif bir suç var. Kolektif. Sen çok güzel toparladın. Burada kolektif bir suç işleniyor ve bunun bu bu sapkınlığın meşrulaştırılmasının hiçbir e, ahlaki ve toplumsal zemin yok. Toplum vicdanı karşısında bu aslında hiçbir şekilde savunulamayacak bir konu ve savunamıyorlar da, savunamayacaklar da ama kendi içlerinde bir başka ahlak bir başka anlayış, bir başka kültür yaşıyor ve bu kültürde bu olaylar olabiliyor. Çözsünler bakalım bu çelişkiyi. Çözsünler yaptıkları şeyi, gizli kapaklı yaptıkları şeyi alenen çıksınlar, savunsunlar, savunabiliyorlarsa. Eğer savunamıyorlarsa da o zaman o zaman bu bu korkunç çelişkiyi çözsünler. Kendi içlerinde çözsünler. Varsa vicdanları vicdanlarında çözsünler. Bak ne diyorlar? Münferit. Kaç tane olay olmuş? Değil mi? Kaç tane tecavüz vakası var yaşanan. Bu kadarcık münferit olur mu? Münferit. Münferitmiş. Hadi canım. Münferit değil. Mükerrer. Münferitin zıddı nedir? Zıt anlamlısı? Mükerrer. Tekrar ediyor. Sürekli bu olaylar tekrar ediyor. Tekrar ediyorsa burada sapkınlığı, pedofiliyi üreten bir kültür var. Burada pedofiliyi yaşatan, bunu mazur gören ve bunu bunu getirip dinen meşrulaştıran son derece tehlikeli bir anlayış var. Bu kendi çocuklarını kurban eden bir zihniyet aslında. Yani neticede işte çocuklar ilim, irfan sahibi olsun diye teslim ediliyor. Aslında ama orada ruhları ve kişilikleri ve hayatları ve gelecekleri mahvediliyor, kirletiliyor bu çocukların. Ve örgütlü bir cehalet, bir cehaletin örgütlenmesi, kadınları kızları okula yollamamak, okutmamak, bu da böyle bir şey. Yani dolayısıyla bu tarikatlar ve cemaatler konusu artık bu noktaya, bu kontrolsüz noktaya geldi ve bunun siyasi sorumlusu bu iktidardır. Siyaseten, siyaseten, toplum vicdanında da, siyasette de, yasalar önünde de sorumlusu iktidardır yasaları uygulamamakta direnen, yasaları yasalar konu yargıya intikal ettiğinde de yargıya çalışmaktan alıkoyan, yani böyle acil tedbir gerektiren bir suç söz konusu olduğunda 5 ay sonraya duruşma tarihi verilmez ya. Bu açıkça bu suçu kollamaktır. Bu suça kol kanat gelmektir. Suçu mazur görmektir. Gizli üstü örtülü bir anlayıştır. Bunu da getirip böyle işte bir e, siyasi siyasi ve İslami bir savunma hattında hattında mevzilenip bunu savun gizlemeye çalışmak, bunu ötelemeye çalışmak. Ondan sonra yok 28 Şubatlarla falan filan benzerlikler kurdum. Bu, evet. bu bu da ahlaksızlıktır. Bak bunu tamam. bunu bunu ister yorumculuk, ister gözlemcilik ne ne ise böyle bir mukayese yapmak, böyle bir ilişki kurmak arada ahlaksızlıktır. bunu yapanlar da ahlaksızlardır. Ee, kesinlikle namussuzluktur, başka bir şey değil. Bunun kalk, neydi? Kalk, Ali kalkancı. kalkancı, Kalkancı olayıyla falan hiçbir alakası yok ya. Birkaç Hiç, benzerliği var ben bugün ya benzer, yazdım. Şimdi benzerliği. Neden ben, olduğunu anlatacağım. Şöyle, Sen de sonra anlatacağım. Şöyle ben, ben. İkisi de aynı mahallede türedi. Bak şimdi. Burada yani Fadime miydi adı? Evet Fadime Şahin. Fadime Şahin 6 yaşında değildi. Yok yetişkin bir kadındı. Evet, tamam. Yani ben o açıdan hiç benzerliğim Hayır hayır o yaş şöyle. bakımından değil. Benzerliği yani. başka. Şimdi ya bezmenek... yok. yoksa yoksa şöyle yani bu tarikat şeylerinin e, cin, e, pozisyonlarını kullanarak cinsel arzularını pratiğe e, geçirme tatmin etme falan e, hususunda yaptıkları pek çok şey birbirine benziyor aslında. Şöyle Kadir yani. abi öyle anlatıyorlar ki yani sanırsın aradan çok zaman geçti. 25 sene geçti. Sanırsın Ali Kalkancı hmm. emekli emekli albaydı. Hmm. Tekkesini de aslında Türk Silahlı Kuvvetleri kurdu. Fadime Şahini de jandarma tedarik etti buraya getirdi. Eee Müslüm, evet, e, Müslüm Gündüz de Gündüz sanırsın amiraldi. Hepsini askerler Vefat bir araya getirip hükümeti yıkalım dediler. Ha, yıkalım. Yahu. Müslüm Gündüzü 80'lerden beri cemaat faaliyet yürütüyor. Müslüm Gündüz. Hmm. Ali Kalkancı dediğin adam 92 yılından bu yana İsmail Ağa'nın içerisindeydi. Yani şimdi mesela Kadir İstekli. Kadir İstekli İsmail Ağa içerisinde doğan İranur'un e, hocalarından. Ali Kalkancı da öyle. Ali Kalkancı şimdi unuttular. Şimdi yani o sanki layıkların İslamcılar arasında soktuğu adammış gibi hikaye anlatmaya çalışıyor. Kimi yiyorsunuz siz? Hepimiz biliyoruz kim olduğunu Ali Kalkancı'nın. Ali Kalkancı 92'de İsmail Ağa medresesinde yetişti. Orada 4-5 yıl hafızlık eğitimi aldı. Sonra cinciliğe, muskacılığa başladı. Giderek uzaklaştı, Siirt'e gitti. Siirt'te bir tarikat şehrinden icazet aldı. Şeyhlik icazeti aldı. Geldi, e, Fatih Çarşamba'daki e, Şeyh Halit Sokağı galiba orada dergahını açtı. O dergah 2-3 sene boyunca binlerce mürit ağırladı. Siyasetçiler gitti. Bugün AK Parti'de olan siyasetçiler gitti. Ya Ali Kalkancı'nın Ali Kalkancı'nın da bir vakfı vardı. Nasıl bugün Hiranur Vakfı var. Ali Kalkancı'nın da Ferai Zilim ve Edep Vakfı vardı. Yani kurucularından biri de bugün bir siyasi partinin liderinin oğlu kurucularından biri. Ee, i̇şte Ali Kalkancı'nın eşi biz bugün bakan olan bir insanlardan birinin kız kardeşi. Ali Kalkancı öyle yani çatladı kapı mahallesi muhtarı değil Cumhurbaşkanı dediği gibi. Yani o dönemin siyasi iktidarıyla da yakın bir ilişkisi vardı. Siyasetçilerle görüşüyordu. Ali Kalkancı Fadime Şahin'e imam nikahı kıymıştı. Fatime Şahin daha sonra gitti Müslüm Gündüz'le başka imam nikahı yaptı orada basıldı. Müslüm Gündüz'e Fatime Şahin askerler mi gönderdi kardeşim? Hayır. Müslüm Gündüz orada. Müslüm Gündüz alemde cemaat faaliyeti yürütüyor. Şu an iktidara destek veriyor. Müslüm Gündüz'ün basıldığı ev kimindi hatırlıyor mu herkes? Akit gazetesi yazar Hüseyin Üzmez. Hüseyin Üzmez'in kendisi 2000'lerde 14 yaşında kızı istismardan içeri düşmedi mi? Orada ölmedi mi? Şimdi bu fotoğrafı siz Hani sanki layıklar, İslamcılar yıkmak için kurgulamış gibi anlatmayın. inanacak kimse bulamazsınız. Asıl eee İslam radik tarikatlar ve cemaatler ve bir kısım İslamcılar bu meseleyle yüzleşsinler. Neden? Dün Ali Kalkancı, bugün Kadir İstekli. Dün Ferai Zil'in Veda Vakfı, bugün Hiranur. Dün işte Fadime Şahin ve diğer kızlar bu istismar tezgahına düştü. Bugün 6 yaşından itibaren HKG o, o karanlığın içinde kaybolup gitti. Bu gerçekliğin kendisiyle, bu karanlığın kendisiyle yüzleşmelere gerekir. O nedenle ben bu Ali Kalkancı örneğini duyduğumda herhalde diyorum biz aynı yılları yaşamadık, aynı dönemi yaşamadık. Evet. Diğer konumuza son kaç dakikamız? Kadir abi ben biraz uzak uzandı, uzun tuttum. Zaten evet. söz hakkı sende. Konunun vahameti, gereken bu arada, şeylerin söylenmesine evet, icap ettirir. E, bu arada tabii Biliyorsun referat çok çok özür dilerim iki satır daha söyleyeyim. Referans olarak hep diyorduk ya işte haşa tövbe estağfurullah. Hazreti Muhammed'in ilk eşi Hazreti Ayşe örneğinden hareketle bütün bu rezilliklerini açıklamaya çalışıyorlar kardeşim. Bir rezilliğin içindesiniz. Kendinizi İslam'ı kendi rezilliğinize kalkan etmeyin. peygamberimiz Hazreti Muhammed'i kendi rezilliğinize gerekçe yapmaya çalışmayın. Dolayısıyla İslami kaynaklar üzerinden girdikleri bu savunu aynı zamanda dini değerlerin açıkça kirletilmesiyle de sonuçlanıyor. Diyanetin de buna müdahale etmesi lazım. Böyle kolaylıkla din bir grup bu türden fiillere karışmış insanların evet. cihazı hale gelmemeli. Bu arada İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Hoca bana tweet attı, mesaj attı. Dedi ki biz tam olarak evet demiş. Değiliz. Şöyle diyor. Onu okuyayım ve sana bırakayım sözü. Tam olarak şöyle diyor. Oy birliğiyle metinde ciddi sorunlu yerler varken, değiştirilmesi lazım denilirken, bu değişiklikler çerçevesinde çoğunluk nispetiyle temayül, hem temayülümüz evet şeklindedir. Şimdi bir kere bu AKP ve yani orta MHP neyse bu... Anayasa değişikliği önerisini yine tek yanlı, katılımcı olmayan, dışlayıcı bir şekilde getirdiler, koydular tamam mı? Bu sorunlu ifadeler içeren bir anayasa değişikliği önerisi. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eee muradı bunu e, şeye götürmekse efendim mesela referanduma götürmek ve bunu bir seçim propagandası ve bir e, işte seçim kazanma taktiği olarak kullanmaksa bu muhalefetin desteği olmadan olmaz. Bununla muhalefet zaten yapmaz. Dolayısıyla bu metin muhalefetin de e, olaya müdahil olmasıyla, bu öneriye müdahil olmasıyla değişecekse değişecektir. Değişmeyecekse de o aslında önümüzdeki dönemde, önümüzdeki hafta, haftalarda konuşulacak bir konu. Altılı Masa'nın öyle bugünden yarına bir acelesi yok. Yani Altılı Masa nasıl bir siyasi taktikle karşı karşıya olduğunu biliyor bu konu çözülmemiş sanki bir sorun varmış gibi konuşuyor evet. Cumhurbaşkanı. Hayır bu sorun çözüldü. Kendisi de diyor. Ya bu sorun çözüldü ve bravo ve bravo bu sorun Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında <laughs> çözüldü. Evet, evet. Çözülmüş olan bir soruna sıf seçim malzemesi yapmak için çözülmemiş muamelesi yapabilen bir siyasi zihniyetle karşı için. karşıyayız. Için. Ve 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 evet tabii e, ben altılı masanın burada öyle bu bu konu dolayısıyla efendim çatlayacağını çatırdayacağını falan hiç zannetmiyorum. Bir ortak yol bulacaklardır ama asla aceleye lüzum yok. Ya şimdi gerekçeye bak. şimdi Sundular ya teklifi. Evet. Teklifin içinde ne var ne yok. Ben yani şimdi bu konudan devam etmek istiyorum. Gerekçeye bak. Türk Devleti'nin güçlü olmasın ancak güçlü haliyle mümkün olacağı vurgulanmış. E, sapıklıklara karşı işte koruma bu 41. maddeye ailenin korunması. Yani aile erkek ve kadından mürekkeptir, oluşur ifadesi anayasaya girecek ya. LGBT'yi anayasal olarak dışlamak anlamında ve belki de ileride hani AKP iktidarda kalırsa Erdoğan iktidarda kalırsa hiç zannetmiyorum. Kriminalize etmek açısından bunu belki anayasal bir gerekçe olarak kullanacaklar. Ya diyor ki genel gerekçede Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir. Hadi alsanız tedbir. Al. Alın buyurun. Bundan bir çürüme var mı? Bu, bu yani LGBT'de sanıyorum galiba yani LGBT P değil pedofil. Yani e, lezbiyen, gay, işte transseksüel, biseksüel pedofil yok orada. Ama pedofil burada var. Pedofil, e, pedofile karşı da siz bir tedbir alsanız da gerekli tedbirleri alır diyor. Zaten anayasanın amir hükmünde hükmü çocukları korumak var bu. Maddeyle yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbirleriyle e e evlenerek evliliğin birlikteliği. Böyle mi evlilik? 6 yaşında kızla, kız çocuğuyla, bebekle evlendirilen 29 yaşında bir sapık. Diyorum. Yani bunun aksini iddia eden var mı? Pedo pedofil değiller. Ben de mi? şahidim. Ben de Pe şahidim. Pedofil de? değiller. Evet. Mi? Şimdi dolayısıyla e hani biraz da kendinize iğneyi batırın ya. Yani bu bu kadar olmaz. Bunun dışında e, e, neticede Sen bu muhalefetin işi, tavrı bakımından bu, ne düşünüyorsun? Muhalefetin tavrı bakımından şunu düşünüyorum. E, Çünkü bu, orada düğümleniyor bu, bu, bu iş. Bu konuda muhalefet bu met bu metne mutlaka müdahil olmalıdır. Bu metni kamuoyu önünde tartışmaya açmalıdır. Şu açıdan açmalıdır. Çünkü burada e, başörtüsü kullan baş, başını örtmek ve örtmemek özgürlüğü itibarıyla o ikinci şey ekleniyor ya ikinci bir cümle, cümle, ekleniyor madde işte din özgürlüğünü tarif eden maddeye ikinci bir şu şey ha ancak dini ancak sebebiyle başını örten ve vekafet tercihinde bulunan kadınların yasal ve idari düzenlemelerle... Muhalefet nasıl, ha, muha muha ]ımız. muhalefet nasıl bir tutum almalı kardeşim? Son bir dakikamız. Muhalefet nasıl bir tutum almalı? Muhalefet bu metni tartışmaya açmalı. Bu metne yönelik e, önerilerini ortaya koymalı ve iktidarı bu metni tartışmaya çekmelidir. Çünkü e, eğer özgürlükler tartışılacaksa tesettür özgürlüğü kadar tesettüre girmeme özgürlüğü de vardır. Bunun da her iki fıkra yani Madde 21'e eklenen her iki şeyde de açıkça dile getirilmesi lazım. Ben en doğru metnin aslında Kılıçdaroğlu'nun ondan 3 gün önce yani bize gollük pas verdiler dedikleri demesinden 3 gün önce söylediği, verdiği CHP'nin yasa teklifi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama asla ve asla bu konuyu referanduma götürmeden gerekirse taktik manada bir anayasa değişikliğine de ileride rejim değişikliği ve yeni anayasa tartışması olacağından e, gönül de indirebilir. Taktik anlamda burada bir geçici bir taviz de verebilir. Seçim atmosferinin ve seçim e, zemininin bu manada zedelenmemesi için e, bu gerekebilir. Referanduma götürme, götürülmemesi siyaseten gereklidir. Cumhurbaşkanı, Ön şart budur. budur. Ben de kısaca söyleyeyim. Cumhurbaşkanı 400 vekille de bu meclisten geçse dahi yine de referanduma götürme e, yolu deneyebilir. Ben o bakımdan e, Cumhurbaşkanı'nın paskol denklemi kurduğu bir e, anayasa değişikliğinin insan hak ve hürriyetleri bağlamında e, tasdik edilmesini tuhaf buluyorum. O bakımdan ben e, CHP'nin de İyi Parti'nin de hayır demesi gerektiği görüşündeyim. Bu iş yasayla çözülür. Anayasalar e, AK Parti'nin kendi siyasi hayallerini hakim kılacağı metinler olmamalıdır diye düşünüyorum. Doğru anayasa anayasada 400'den üzerine geçtiği zaman kadar. Cumhurbaşkanının götürme yetkisi e, yine de götürme o, bence, bence 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 öyle bir yetki yani, İyi akşamlar. Neyse, Çarşamba edeyiz. günü görüşmemiz üzere. <laughs> Orayı nasıl gidersin biliyor musun? Ben sana şöyle anlatayım. Kafeye sırtını verdin. Aşağı doğru sallandın. Kırmızı duvarı gördün mü? Heh. Onu köşeden kıvırıp kazlar mazlar falan derken hop Çin mahallesi.